Alıngan biri var mı aramızda? Yukarıda bir beyefendi var. Dün Merter'deyiz. Yalova'dan baba bir balık getirmiş. Tutmuşlar tabii. Ondan sonra buzluğa atılmış tabii. Yani tuttuğu balığı getiriyor üşenmeden. Evet, getiriyor buraya bize kadar. Sonrasında balık bana teslim edildi. Akşam kızına yani oraya kadar gelecek. Akşam ailece yiyeceğiz baba tarafından tabii. Şimdi yani ben, kayınpeder mi sizin babanız? Kayınpeder Yalova'dan buraya kadar getiriyor. Sonrasında işte bir arkadaş bana teslim ediyor. Ben Merter'e geçiyorum. Evde Bahçeşehir'de. Balık arabada, buzluktan çıkan balık 200 saat bekliyor. Artık bagajda pişti mi pişmedi mi bilmiyorum tabii sıcaktan. İşte sonrasında eşim geliyor musun, gelmiyor musun vesaire derken ben manikürdü, oturmaydı vesaire bayağı bir polemik yaşadık. Manikür mü? Yani o arada işte dedik hani çıkaralım, saat oldu 7, 8, 9 vesaire. İşte ondan sonra bir alınganlık, telefon pardon, muhabbetleri. Pardon, siz maniküre mi gittiniz o arada? Aynen. Işte. Siz gittiniz maniküre. Ben hanımefendi maniküre gitti zannettim. Ama bir şey söyleyeceğim, balığı teslim almışsınız. O arada yani manikürünüzün geldiğini nasıl hissedip, yani çok mu rahatsız ediyordu elleriniz sizi? Hayır, acil miydi o manikür onu? Yani tabii acildi. Yani saati var zaten daha önceden randevulu diye mi? Dedik yani saat 10'a kadar açık olduğu için dedik arada çıksın. Ama işte balı işte yani mevzu nereden oluyor? Balı... Mevzu şuradan oluyor, öyle bir ara yokmuş zaten benim anladığım kadarıyla. Yani balık sen gel, o günü bul Yalova'dan. Yani böyle bir şeye sebebiyet ver. Yani bu alınganlık eşinizin size değil, sizin balığa olan alınganlığınız. Bunu dinledik galiba. Yani kısmi yerlerde ufak tefek şeyler sebebiyet verebiliyor. Tabii tabii. Paylaşmak istedim. Çok harika, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mı bu alınganlık konu? Hah. Buyurun. Alınganlar bir bir çıkıyor ortaya. Beşiktaş'a ineceğim dedim eşime. Tamam dedi, sen in. Ben de işten çıkınca gelirim, buluşuruz. Pardon, ne zaman oluyor bu olay? Bugün akşam. Evet. Tamam dedi, ben de indim Beşiktaş'a dolaşırken. Bir alışveriş, hani bir bakayım mağazalarda ne var dedim. Alışveriş yaptım biraz. Sonra kendisi geldi. Alışveriş mi yaptın? Bana ne aldın? Dedi bana. Ben de... Sana hiçbir şey almadım yani. Ben kendimi aldım çünkü sen yanında yoktun. Sen olsaydın sana da alırdık dedim. Ve ben size beyefendi, derdim. Beyefendiye yapmıyor musunuz öyle küçük sürprizler? Yaparım. Çok severim aslında. Hediye almayı çok severim ama... Kendisi öyle bir şey söyledi. Ben de çok alındım. Alındığım için de çok sinirleniyorum. Hani alınganlık edince sinirleniyorum da. Siz neye alındınız? Adam yani demiş ki ben hep kendimi alıyorum. O kadar şey, şey aldım. O kadar şey aldım, bana bir şey almadın mı demiş. Almadım deyip sinirlenmişsiniz ya. Orada ince ayrıntı var siz. Neredeydiniz ben bunu anlatırken? O bizim aramızdaki. Ama yine olmadı. Evet, yani siz hep kendinizi alıp onu almıyorsanız o alınmış gibi durmuyor mu bu hikayede? Hayır. Ben çok alışveriş yapmayı seviyorum, alışveriş yapmayı. Evet. O Beşiktaş Çarşısı'da cazip bu konuda. Evet. Ama hep yani kendime gidince kendimi alıyorum yani. Ama o da bana bir şey almadın mı? Hani bana bir şey, bana da mı bir şey, yani bana da alsaydın keşke hep kendine mi aldın der gibi. Siz ikna oldunuz mu anlattığınız şeyi? Biz olmadı. Hadi yani ya. Adam demiş ki o kadar şey almışsın, bir tane de bana bir şey alsaydın demiş. Ya. Ama onu başka imalı mı soruyor? Evet. Ha yani şimdi. O bana da bir şey alsaydın gibi soruyor. Evet, benim de hırkaya ihtiyacım var. Yazlık bir tane bana bir şey alsaydın. Yazlık alsaydı. Hırkaya ihtiyacı var beyefendi. Yazlık tişört, işte ince bir şeye ihtiyacı varmış. Onu bana, hani sen bana da bir şey almadın mı deyip hemen arkasından onu söyledi. Evet. Alınganlık işte, ettim ben de. Bir şimdi. Dahaki çarşı pazar gezişinizde demek ki siparişi vermiş bulundu. Evet. Rengi ne abi? Rengini de söyleyin. Gri olsun. Gri olsun. Gri yazlık hırka. Bulursanız bir tane de bana alın. Evet. Güzel bir tebessümle kapattık konuşmayı. Bir hanımefendinin eklemek istediği bir şey var mıydı? Bozulmasın bana. Tamam mıyız? Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz.
İyi ki geldiniz. Şimdi bizim de böyle biraz fazla alınan, her şeye kırılan, biraz fazla hassas bir arkadaşımız var. Bakalım o etrafında neler yaşatıyormuş. İzleyelim efendim. İstanbul'daki ilk iş günümdü. Taşra'daki yuvamı özlüyor, hasretle evdeki çiçeklerle uğraşıyor, içimden musikiler icra ediyordum. Ekmek parası zor işti. Şevket! Şevket'im demek çalışmaya başladın ha oğlum? Nasıl gidiyor bakalım ilk günün? Yorulduysan dinleniver tamam mı? Yorma kendini. Çok teşekkür ederim efendim. Sayenizde bedbaht talihim tersine döndü. Artık benim de bir işim var. Çok mutluyum. Oh! Fark ettim, çok mutlusun. Sen yeter ki çalış oğlum. Ben hep senin arkandayım. Bak, bir müşkülün, derdin, tasan olur, ilk gelip bana söyleyeceksin, tamam mı? Sonuçta köyden yeni geldin. Köylü mü? Sizden bunu hiç beklemezdim İbrahim Bey. Evet, belki ben taşralıyım. Evet, cahilim ama insanım. Tabii bunların hiçbirinin gözünüzde bir değeri yok, değil mi? Hadi söyleyin, aşağılayın beni. Yok evladım, sen beni yanlış anladın ya. Olur mu şey? Ne cahili, lütfen. Demek ben sizi anlayamam. Tabii, ben kimim ki sizi anlayacağım? Ben sizin gibi doğru dürüst İstanbul Türkçesi konuşamıyorum. Anlaşamıyor olmamız gayet normal, değil mi efendim? Yavrum, ben aslen Kayseriliyim. Hangi İstanbul Türkçesinden bahsediyorsun? Gerçekten anlayamadım. Dikkatini çekmek için daha da abartıyorum şivemi şu anda. İstanbul Türkçesi falan ne alaka yavrum? Yediğim bir şey mi dokundu? Ne bu haller Şevket? Öğle yemeğinde istikakımdan fazla yedim demek. Ah, yediklerim yüzünden mi bana böyle davranıyorsunuz? Cezalandırın dilerseniz beni. Niye cezalandıralım yavrum? Olur mu öyle şey ya? Aşk olsun. Yediğin iki lokma yemek. Al işte saymışsın lokmalarımı. Bunca zenginin, bunca şatafatın içinde gariban bir bahçıvanın yediği İskenderleri saydınız demek. Kesin maaşımdan İbrahim Bey. Vurun bu görgüsüzlüğü bu yüzüme. Vurun, hadi durmayın. Vurun, 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 vurun bana, vurun. Niye vurayım, niye vurayım Şevket? Niye böyle konuşuyorsun ya? Ben bu kadar kötü bir insan mıyım? Vallahi ağlayacağım artık. Özür dilerim. Demek duygularınızı incittim. Yani... yani biraz ağır oldu Şevket'in bu konuşmalarla kırdılar. Tabii ağır konuşurum ben. Çünkü kabayım, görgüsüzüm, söyleyin. Vurun, kırın, dövün, sövün bana. Ya yeter artık ama vallahi de ne yaptım ben sana ya? Ne yaptım ben sana? İbrahim. Canım. Al. Al canım. Ekmek arası kaşarını getirdi. Vallahi ağlamaktan karnım kıyılmıştı. İyi oldu kaşar ekmek. Demek bana işkence olsun diye gözümün önünde yemek yiyeceksiniz. Pahalı yemekleriniz sizin olsun. Hiçbirisi kuru fasulyenin yerini tutmaz. Lan kaşar ekmek yiyorum, kaşar ekmek. 35 kuruşluk şey bu yani. Allah aşkına bitirip kaşar var içinde. Ya, neresi pahalı? Yahu ne oluyor İbrahim? Neden ağlıyorsun? Ya neden ağlıyor bu adam? Bahçıvan. Evet, bahçıvanım. Ve bundan utanmıyorum Yeter Hanım. Beni her gördüğünüz yerde aramızdaki sınıf farkını yüzüme vurmasanız sevinirim. Ah! Ayol ne sınıf farkı ya? Ben senin adını bilmiyorum. Ondan sana bahçıvan diyorum. İsmim Şevket. Taşralıyım. Çok enteresan bir şivem var yalnız senin Şevket. Tam taşranın neresinde? Demek şivemden alay ediyorsunuz. İlk günden benimle bu kadar alay ettiniz, beni bu kadar ezdiğiniz yeter. Lütfen gidin buradan. Zira ağacımı sulayacağım. Ama yani sen de öyle dandun konuşuyorsun yeter. Yapma gözünü seveyim. Ya ne dedim Allah aşkına ya? Neyse kusura bakma Şevket, seni kırmak istemezdim cidden. Vurun, kırın, ezin beni. Şevket kim ki? Şevket'in duyguları varmış. Kime ne bundan? Allah Allah. Yahu ne dedim şimdi İbrahim? İki lafın arasında şey diyorsun. Şevket, sen neredesin ya? İşte konağın birinci bahçıvanı Mesut Bey karşımdaydı. Kendisi bütün gün yan gelip yatıyor, bana ise köle gibi davranıyordu. Ya sen bahçıvan değil misin? Sabahtan beri sırtımda tam 10 tane gürbet çuvalı taşıdım. Sen neredesin ya?
o kadar ağır eşya taşıdığına, bu kadar çalıştığını belli etmen lazım. Hem ona isyanın yüksek, hem de sen yorulmuşsun. Ya sen bahçıvan değilsin! He? Sabahtan beri tam 10 tane gürbe çuvalı taşıdım. İnsan biraz yardım eder. Sen neredesin Şevket, neredesin? Ne yapayım? Yeğeniyim, çömezim diye bana bütün ayak işlerini yaptırıyorsunuz. Ya ne ayak işi, ne ayak işi? Eline almışsın fısfısı, sabahtan beri bu ağacı fıslıyorsun. Bu ağaç yüzünden benim ellerim kanadı. Baksanıza şu ellerimin haline. Bakın, insan eline benziyor mu? Kabayım, çirkinim, basit bir bahçıvanım ben. Ya plastik o, plastik! İbrahim Bey, sen bunu nerede buldun ya? Sen karışma bizim işimize Mesut. Biz çok memnunuz onunla, acayip memnunuz. Hadi yürü çık Allah aşkına, senin işin gücün vardı. Hadi lafı uzatma, hadi hadi çık. Ya bunlar iyice tuhaflamış ha. Ben gidiyorum. Gürbeci beni bekliyor, pow. Bu adam beni ziyadesiyle korkutuyor. Anne, baba, ben geldim. Evin küçük anne nezaket, şımarık, arsız, züppenin biriydi. Selam. Bize selam yok mu? Allah'ın bir selamını vermek bu kadar mı güç? Hayır, sizinle özellikle tanışmak isterim. Duyduğuma göre doğa aşığıymışsınız. Tabiat için ölürüm. Bitkin düşene dek bitkileri severim. Size bir gün bitkilerden bahsetmek isterim. Mesela menekşeden, gözleriniz gibi. Aa, ay çok tatlısınız, çok isterim. Kesinlikle izin veriyoruz Şevket. Tut kızın elini, çıkın, gezin, dolaşın. Biz de size komple izin, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Ben aslında çok tutucu bir insanım ama sana asla sesimi çıkaramam Şevket. Rahatınıza bakın. O zaman mutlaka bir gün ormanda geziyoruz. Neden orman? Bağdat Caddesi'nde benimle yürürseniz utanır mısınız? Ben sadece ormanda yürüyecek bir adam mıyım? Lütfen gidin buradan. Gidin ve havuz başındaki arkadaşlarınızın yanına, eğlencenize geri dönün. Burada başınıza güneş geçmesin. Ay olur mu öyle şey? Havuz başında arkadaşlarımla parti yapacağız. Hatta sen de gel, hadi sen de gel, ne olur. Bu kıyafetlerle mi katılacağım baloya? Şu halime bakın. Ayakkabılarım çamur içinde. Bakın, işte bakıyorsunuz. Alay mı geçiyorsunuz benden? Ne alayı canım? Fener alayı. İşte espri yaptım, gülmediniz. Şevket kim ki? Şevket espri yapamaz ki. Basit bir bahçıvanım ben. Baba, ben şimdi ne dedim? Ama çocuk espri yapıyor, gülmüyorsun kızım, gülmüyorsun. Baba, ikiniz de anlamadınız ki espriyi. Ne sen anladın, ne sen anladın. Adam çok komik diyor ki, Fener alayı diyor, çok komik, gülün. Kız, gül. Gülecek bir yanım mı var? Lütfen gidin buradan. Beni tabiatla, doğayla baş başa bırakın. Nezaket. Nezaket, hadi başlasın artık parti. İşte küçük hanımın arkadaşları. Zengin Dilek, Züppe Bahadır ve Alaycı Mustafa. Beni aşağılamaya gelmişlerdi besbelli. Merhaba, mutlu tünaydınlar. Oo, bahçıvan, en sevdiğim. Merhaba efendim, ben Bahadır. Organik tarımla uğraşıyorum. Ben de doğa yürüyüşleri düzenliyorum. Sizinle doğa hakkında konuşmak isterim. Ah. Demek öyle. Evet. Vallahi öyle. Benim de botanik bahçelerim var. Hadi gelin havuza gidelim. Hem sohbet ederiz hem de birlikte oyun oynarız sizinle. Kendimden oynatmam. Yeter. Anlamıyor muyum? Hepinizden tiksiniyorum. Bu küçük oyunu benden alay geçmek için düzenlediniz. Ama hakikaten yeter bu kadar. Biraz da fazla çıkışıyorsunuz bu çocuğa burada. Hala utanmadan oyun diyorsun, sonra üstüne basıyorsunuz, bir daha oyun diyorsunuz. Ayıptır, ayıptır. Ya oyun dediysek pişti ya, pişti. Abi. Demek arkamdan pişti bu çocuk diyeceksiniz. Evet, pişim ben. Söyleyin hadi. Söyleyin, taşlara deyin, İstanbullu değil deyin. Aşağılayın beni, şu halime bakın. İyi de biz de Malatyalıyız. Evet. Bak benim anam babam da Kayserili, ne kadar güzeliz. Oo, maşallah biz de maşallah. Pı pı pı. Suratıma tükürdünüz. Ne zaman beni havuza atıp kaba, ıslak vücudumdan dalga geçeceksiniz ha? Ne zaman? Hadi durmayın.
Beni birbirinize doğru itin. Hadi itin. Ah! Ah! İtmeyin yavrum. Ah! Ah! Mutlu musunuz İbrahim Bey? Kızınız beni arkadaşların önünde küçük düşürdü. Mutlu musunuz? Sizden ve yozlaşmış kültürünüzden nefret ediyorum. Zenginsiniz diye, züppesiniz diye. Benimle, benim gibi namuslu birinden, namusuyla para kazanmaya çalışan birinden ne istiyorsunuz? Beni hayata küstürdünüz. Benim yüzümden Şevket. Kusura bakma, affet beni, benim yüzümden. Şevket Bey, ben herkes adına sizden özür dilerim. Tek tek özür dilenecek bir adam değilim zaten ben. Bir kişi herkes adına özür dilesin. Tabii ben kimim ki? Şevket özürden ne anlar ki? Şevket, yalvarırım, artık dayanamıyoruz. Yüreğim baran parça Şevket. Bu oyununuzdan bana güldünüz. Mutlu musunuz küçük hanım? Sevdiniz mi yeni oyuncağınızı? Bugünlük bu kadar hor görme kafi geldi mi sizlere? Allah cezamı versin. Kızım olduğun güne lanet olsun nezaket. Nefret ediyorum seninle, tanıyamıyorum seni şu an. Şevket, affet beni Şevket. Yani ne yaptığımı bilmiyorum ama affet beni. Dokunmayın bana, dokunmayın. Evet, ben belki buralara ait değilim. Bu ev sizin olduğu için dilediğiniz gibi ittiniz, kalktınız beni. Sen ağasın, sen patronsun. Tabii, hakkınız. Ben kimim ki? Fakir Şevket size ne diyebilir ki? Allah cezamızı versin bizim. Toptan Allah cezamızı versin. Versin, versin, versin. Timsah gözyaşları bunlar. Bu benim ilk günümdü. Sıcak, mutlu, huzurlu bir yuvadaki ilk günümdü. Oysa sizler ne arsız, ne kötü, ne çiğ insanlarmışsınız. Cayır, cayır yanacağız öte tarafta. Şevket, yalvarırım affet bizi. Al, al bütün takılarımı, al kurbanın olayım. Al hepsi senin olsun. Ne olur affet Şevket. Şevket, biz ne fena ne kötü insanlarmışız. Affet beni Şevket. Beni eşin olarak kabul et Şevket. Beni iyi insan et Şevket. Bu yozlaşmış kötü hayatımdan kurtar beni. Şevket al, cüzdanımı al. Benim de arabamı al. Şevket, hizmetçin olayım, affet bizi. Arkadaşlar gidip tövbe edelim. Evimi, arabalarımı, fabrikamı senin üstüne yapıyorum Şevket. Güç, para beni bir şeytana çevirmiş, farkında değilmişim. Şu an tapuya gidiyorum devir işlemleri için. Hadi. Adeta sevgi dolu kalbimle, evet, insanlığımla yermiştim onları. Almışlardı bahçıvanın ahını. Oysa bilmiyorlardı ki keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner idi. Ya hala gürbeye yardıma gelmiyorsa kukiman kuşi. İbrahim Bey'e söyleyeceğim, seni kovsun, yerine başka bir bahçıvan alsın. Sen ancak konakta böyle Yaşar Attakin gibi dolanıyor. Bana bahçede gürbeye yardım edecek adam lazım. Artık bu konağın beyi benim. Çiçekler, ağaçlar sana emanet. Bundan sonra bu ağacı da sen sulayacaksın. Ben odama çıkıyorum. Ne? Ama ya plastik o, plastik! Beni adeta örselemişti. Tabii, fakirdim, ürfeliydim. İstanbul Türkçesi konuşamıyordum. Ondan olsa gerekti. İntikamımı alacaktım elden. Ama şu an sanırım skeç bitmişti. O zaman müzik gelsindi.